Fırat Kalkanı Türkiye'nin Suriye krizine, Suriye iç savaşına yönelik en önemli hamlelerinden bir tanesiydi ve Türkiye'nin Suriye politikasında önemli bir kırılmaya işaret etti. Askeri aşamaya geçtiğinin göstergelerinden bir tanesiydi. Temelde ilk hedeflerinden bir tanesi DEAŞ'ın bölgedeki varlığının ortadan kaldırılmasıydı. Türkiye'nin ilk amacı DEAŞ'ın bölgedeki varlığını tamamıyla ortadan kaldırmak ve bu bölgeyi kontrol etmek suretiyle Türkiye'ye DEAŞ kaynaklı terörün ortaya çıkaracağı riskleri minimize etmekti. Nihayetinde de başarılı oldu. İkinci hedefi de yine bu dönemde, özellikle 2014 döneminde PKK merkezli Kuzey Suriye projesinin daha fazla etkinlik kazandığını görmüştük. Yani PKK'nın özellikle kantonları ilan etmesinden sonra bu kantonları birleştirmesi için bu bölgeyi DEAŞ'tan temizledikten sonra kontrol etmesi ve daha sonra da kantonları birleştirmesi gibi bir hedefi söz konusuydu. Dolayısıyla Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte PKK'nın bu amacı da tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla bir tarafta DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve Türkiye'ye yönelik tehdidinin minimize edilmesi, PKK'nın da bu kantonları birleştirme projesinin sona erdirilmesi açısından Fırat Kalkanı son derece önemli bir askeri operasyon, önemli bir askeri strateji olarak devreye sokuldu ve hedefine de ulaştı. Zeytin Dalı operasyonu veya harekatı da aslında Fırat Kalkanı'nda ortaya koyulan askeri stratejik hedeflerin devamı niteliğindeydi. Hatta onu tamamlayıcı nitelikteydi. Benzer bir biçimde Türkiye'ye yönelik Afrin bölgesinden ciddi bir terör tehdidi söz konusuydu. Aynı zamanda Türkiye'nin sınırının hemen öte tarafında bir PKK merkezli bir devletçiğin veya bir yönetim biçiminin kurulması gibi orta ve uzun vadeli bir hedef söz konusuydu. Ama en önemlisi de Türkiye'nin bu bölgede güvenliğinin sağlanması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'ye yönelik, içeriye yönelik PKK saldırılarının engellenmesi açısından Afrin bölgesi çok çok önemliydi. Zeytin Dalı harekatında da PKK'nın bu bölgede bir kuşak oluşturma, bir koridor oluşturma hedefi tamamıyla sona ermiş oldu ve bu proje de Zeytin Dalı Harekatı ile ortadan kaldırıldı. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatı açısından Türkiye tarihinde, Türkiye tarihi açısından da bir farklılık arz ediyordu. Türkiye ilk defa sınır ötesi unsurlara yönelik askeri bir harekatı farklı yardımcı kuvvetlerle gerçekleştiriyordu. Bu bir defa çok Türkiye açısından önemli bir tecrübeydi ve önemli bir yenilikti. İlk defa DEAŞ gibi tam olarak tarifi mümkün olmayan bir düşmanla savaşmak zorundaydı. Çünkü karşısındaki düşman çok farklı unsurları asimetrik bir biçimde kullanan, hibrit savaşın bütün tekniklerini, terörün bütün tekniklerini ve taktiklerini kullanabilen bir aktördü. Dolayısıyla hem Türkiye'nin başka unsurları, Özgür Suriye gibi unsurlarla birlikte hareket etmesi, düşmanın niteliğinin çok farklı olması bakımından yeni bir savaş, yeni bir çatışma tecrübesiydi Türkiye açısından. Bir başka özelliği, belki bu anlamda üçüncü özelliği de harekat ortamının çok farklı olmasıydı. Harekat ortamını incelediğimizde hem coğrafi olarak hem de demografik olarak bir inceleme yapmak zorundayız. Demografik olarak bakıldığında sivil unsurların da DEAŞ'ın kontrolü altında bulunduğunu bildiğimiz için Türk Silahlı Kuvvetleri açısından çok hassas davranılması gereken, sivillerin zarar görmemesi gereken, yani demografinin sivillerin de dahil olduğu bir ortamda teröristle sivil arasında ciddi bir ayrım yapmak zorundasınız. Bu ayrımı yapmazsanız siviller de bundan çok ciddi sonuçlar çok ciddi zararlar görür. Dolayısıyla demografik açıdan da çok farklı bir ortam söz konusuydu. Zeytin Dalı'na geldiğimizde düşmanın niteliği değişmiş oldu. Coğrafi koşullar değişti, demografi değişti. Dolayısıyla Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatında ciddi bir farklılık oldu. Nitekim Fırat Kalkanı'nda askeri kuvvetlerin, güvenlik kuvvetlerinin ilerlemesi daha kolayken Zeytin Dalı'nda daha tedrici bir şekilde oldu. Bunun iki sebebi vardı. Bir tanesi sivillerin zarar görmemesi, ikincisi de arazinin son derece engebeli olmasıydı. Topografya çok sert bir topografyaydı. Dolayısıyla bu bakımdan daha yavaş bir biçimde ilerledi. Tabii Fırat Kalkanı'nda Türkiye'nin sahip olmuş olduğu tecrübeyi, alınan dersleri doğrudan doğruya Zeytin Dalı Harekatı'na yansıttığını gördük. Bu anlamda iki harekatın ortak özellikleri teknolojinin yoğun bir biçimde kullanılmasıydı. Özellikle insansız hava araçlarının ya da silahlı insansız hava araçlarının
tehdidin önceden tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi açısından son derece etkili olduğunu gördük. Münbiç, Fırat'ın batısında Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'nin kontrolünü istikrarsızlaştırabilecek en önemli alanlardan bir tanesi. Yani Türkiye o bölgeyi hedef almadı Fırat Kalkanı harekatı düzenlediği sırada. Daha çok batıya doğru bir temizlik yaptı ve o bölge kaldı. O bölgede PKK'nın varlığı söz konusuydu. Dolayısıyla bu PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi bağlamında da bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı nedeniyle o dönemde hedef alınmamıştı. Ancak daha sonraki dönemlerde Türkiye'nin askeri operasyonlar düzeyindeki kararlılığının ve başarısının Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye ile görüşmeye aslında itmiş oldu. Türkiye'nin askeri bağlamda ortaya koyduğu başarı ve daha sonra da müzakereler başladı. Şimdi müzakerelerin belli bir noktaya geldiğini, hatta uygulama aşamasına geldiğini görüyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin burada biraz daha meseleyi zamana yaymayı tercih ettiğini, bunu hatta bir artık stratejiye dönüştürdüğünü görüyoruz Türkiye açısından değerlendirildiğinde. Türkiye'de bu zamana yayılmaktan dolayı çok memnun değil ve ikili ilişkilerin bundan dolayı zarar görmesi ve bu anlaşmanın hatta uygulamasının bile zorlaşması söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda eğer doğru bir biçimde uygulanırsa Membiç'teki PKK varlığının tamamıyla dışarı çıkarılması ve Türkiye'nin bu bölgeyi kendine müzahir diğer gruplarla birlikte kontrol etmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Fırat'ın batısında PKK varlığı böylelikle tamamıyla elimine edilmiş olacak. Türkiye'deki çözüm sürecinin sona ermesinden sonra PKK'nın şehir terörüyle birlikte bu desteğin Türkiye'ye doğru kaydırılmaya çalışıldığını fark ettik. Yani PKK'nın Suriye'deki varlığı, askeri gücünü Amerika Birleşik Devletleri sayesinde pekiştirmesi, konsolide etmesi, Türkiye'de PKK'nın güvenlik güçlerine karşı yürütmüş olduğu çatışma dinamiklerini doğrudan doğruya etkiledi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'la Suriye sahasında savaşırken ve PKK'yı, YPG'yi bunun için yerel kuvvet olarak kullanırken bu durum aynı zamanda Türkiye'deki doğrudan PKK'nın varlığını etkilemiş oldu. Bunu ilk ve en önemli düzeyde yaşadığımız alanlardan bir tanesi sınır bölgelerindeydi. Yani Fırat'ın doğusundaki sınır boyunca PKK'nın Türkiye'ye daha fazla tehdit oluşturma durumlarını gördük. Özellikle tünel kazılması, sınırın altından tünel kazılması gibi durumlar sıklıkla karşılaşıldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile PKK arasındaki işbirliğinin Türkiye'deki PKK'nın savaşını, tırnak içerisinde savaşını daha fazla güçlendirme ihtimali olduğunu gördük. Teknik olarak böylesi bir askeri operasyon Fırat'ın doğusunda herhangi bir bölgeye yönelik mümkün. Ancak bunun stratejik çerçevesinin Amerika Birleşik Devletleri ile çok belli bir noktada çözüme kavuşturulması lazım. Bu olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyonlarının Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma riskini barındırması söz konusu olacaktır. Ancak Türkiye'nin askeri ve siyasi düzeyde göstermiş olduğu kararlılık Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan verilen bir sinyal niteliğinde. Amerika Birleşik Devletleri burada alması gereken mesaj, bölgede PKK ile çalışmasının Türkiye açısından ne derece kabul edilemez olduğu noktasına gelmesidir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu mesajı doğru bir şekilde alırsa, o zaman Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin askeri bir operasyon yapmasına ihtiyaç olmayacaktır ve PKK bölgedeki kontrolünü giderek kaybedecektir. İki aktör de terör teknikleri açısından bakıldığında birbirine benzer örnekleri kullanıyorlar. Hem DEAŞ'ın hem de PKK'nın büyük bir medya gücü var. DEAŞ'ın medya gücünün kısmen zayıfladığını söyleyebiliriz. Evet, alan kontrolünün yoğun olduğu dönemlerde DEAŞ'ın medya kontrolünün ve medya mesajının da çok güçlü olduğunu, dolayısıyla da dezenformasyon ya da dezenformasyon tekniklerini çok rahat bir biçimde kullanabildiğini gördük. Onlarca radyo kanalı, onlarca televizyon kanalı, onlarca internet kanalına sahipti ve buradan bütün örgütün propagandasını yapma kolaylığına sahipti. Ancak alan kontrolü zayıflamakla birlikte medya kontrolü de giderek zayıflamış oldu. Şimdi daha kapalı kanallardan mesajlarını ulaştırmaya çalışıyor. Hala açık kanallardan mesajı tabii söz